Merhabalar, analiz programında beraberiz. Ben Uğur Aydın. Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları değerlendireceğiz. Önce rakamlara bakalım. Akabinde teknik analiz, bazı değerlendirmelere gireceğiz. E, fiyatlamaları daha yakından teknik seviyeler işte eşliğinde inceleyeceğiz. Borsa İstanbul Bistüz Endeksi haftaya yataya yakın satışlarla başladı. Cuma günü 1330 puanda yatay bir kapanış görmüştük. Ve bugün açılıştan itibaren bir miktar satış geldi. 1327 puanda şu an endeks %0.25 aşağıda. Şüphesiz Asya endekslerinde görülen satıcılı fiyatlama ve ABD vadeli endekslerindeki bu hafta başında görülen %0'a yakın satışlara paralel bir fiyatlama olduğunu söylemek mümkün. Şimdi yükselen düşenlere bakalım. Endeks'te bir miktar kayıp var e, hafif de olsa haftanın ilk işlem günde ama yükselişine devam eden hisseler de var. Şu örneğin Selçuk Eczacı deposu dikkati çekiyor. Geçtiğimiz hafta da çok güçlü bir yükseliş hareketi izlemiştik. Pazartesiden Cuma'ya ciddi bir getiri sağlamıştı. Bugün de %8 yükseldi. E, ve Tümosan Motor ikinci sırada %6,5'luk bir hareket görüyoruz. Sasa %6 yükseldi. Dönem dönem ciddi hareketler gördüğümüz bir hisse. Yine Borusan... E Borus Sanayi'de %5.6'lık yükseliş ve Petkim %5.17 yükseldi şu ana kadar en fazla yükselenler arasında. Bir de düşenlere bakalım. Kartonsan %3.9 aşağıda, Doğuş Otomotiv %3.55, Karel Elektronik %3'e yakın kayıp vermiş. Şekerbank %2.13, İş Bankası %1.97 gerilemiş görünüyor. Şöyle en fazla düşenlere baktığımızda iki tane banka hissesi dikkati çekiyor. Banka endeksine bakalım şimdi. Bankacılıkta yön nasıl? Banka Bankacılık endeksi 1411 puanda. E, 1.3 %1.3'lük bir kayıp vererek haftaya başladığını görüyoruz. E, bir de sınav endekse bakalım. Sınav endekste ise 2078 puandayız. %0.4'lük yukarı hareket var. E, sınav endekste bir pozitif ayrışma var. Hoş geldiniz. Hoş İyi haftalar diyelim. Züleyha ile beraberiz. Ayrıntılı teknik analizler yapacağız. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Bankalar tarafında satışlar devam ediyor. Sınai taraf bugün bir miktar %0.4 yukarıda görünüyor. Biraz sınai endeksinin etkisi, katkısı var. Şimdi yurt iç piyasalardaki fiyatlara baktık e, haftanın ilk işlem gününde. Globalden yurt içine teknik analiz grafikleriyle gidelim isterseniz. S&P ile sizin e, teknik grafiğiniz S&P ile başlayalım. Arkadaşlardan rica edeyim S&P 500 grafiğini ki orada da e, aşağı haberleri geçtiğimiz hafta mali teşvik paketi ki haftanın son e, hafta sonu Pazar günü Larry Kudlow e, Beyaz Saray ekonomi danışmanı biraz yalanlayan bir açıklamada bulundu. Bu risk işten nasıl etkiler onu sorayım bir de teknik eşikler hangi kritik teknik eşikler dikkat etmek lazım. Şimdi aslında S&P 500 endeksinin grafiğini anlatırken aslında haftanın da bir anlamda önemli olaylarını çıkarıp özetini yapıyoruz e, seninle beraber. Şimdi aşı önemli bir e, süreci bize getiriyor. Çünkü bu 3-4 aylık performans yani aşı sahada realize oldukça, ülkeler aşıyı kullanmaya başladıkça bunun bütün e, global ölçekte herkese ulaşması minimum bir sene. Ama şu 3-4 ayda ulaşacağı e, insanlar, bölgeler, oradaki aktivite, oradaki hastalığa karşı oluşacak defans, hastalığı yenme başarısı çok çok önemli. Yani çok kıymetli bir döneme girdik. Çok önemli bir döneme girdik. Pandemi sürecini arkada bırakmak adına belki de şu 3-4 ayda yaşanacaklar 2021'in devamı için bize önemli bir sinyal niteliği taşıyacak bu bir. İkincisi teşvik. Hani o bitmeyen hikaye Amerika'da olan seçimler öncesi konuştuğumuz, seçimlere yetişmeyen seçimler sonrası tekrar gündeme gelen teşvik beklentileri masada Bana göre asıl e, beklentiyi FED oluşturuyor. Yani teşvik tamam konuşulacak ama FED'e dair beklentiler çok daha önemli olacak S&P 500 endeksinin devamı. Çünkü FED'den net bir yeni adım bekliyor piyasalar. Yeni adım ne demek? E, 7-8 trilyon dolara ulaşmış bilançonun e, yukarıda 10-12 trilyon dolara ulaşabilecek bir yeni moda girmesi. Yani FED'den söz değil eylem bekliyor piyasalar. Bakalım o kurşunu FED kullanacak mı yoksa 2021'de oluşabilecek yeni döneme dair belirsizlikler sürecinde mi kullanacak bilmiyoruz ama piyasalar bunu fiyatların içine kattı. On net olarak söyleyeyim. bir de hani Trump'a bağladık ama şunu da hep belirttik bana göre veya bize göre Trump sonrası da bu devam edecek dedik ABD için gerginliği sevgiliyor nedir günümüzde e görülen efekt? Biden'ın ilk söylemlerine bak. Şu an gündemdeki haber akışına bak. Tamamıyla ABD, Çin gerginliği en aktif şekliyle masada. Bir yandan yaptırım, bir yandan işte üst düzey politikacılara yaptırım veya seyahat engellemesi veya farklı kısıtlamalar. Ama en önemlisi Çinli şirketlerin ABD borsalarına olan açılmalı ya da işlemini engellemek. Yani ABD sermayesinin artık Çinli şirketleri, Çinli start teknoloji vesaire şirketleri destekleme sürecini engellemek. Bunu resmen yasalaştırmak için adımlar atıldı. Yani ABD için gerginliği de önümüzde ama bütün bunlara şimdilik pan zehir olan aşı dışında para beklentisi, mevcut para ve para beklentisi S&P 500'de 3650 senle hedef olarak koyduğumuz seviyeydi. Orayı kırdık. Şu kanalın üst seviyesi direnci 4000 lira kadar getirdi. Demek ki en kısa vade 3650 üzerinde kaldıkça gideceğimiz yer 3850 aralığı var ama bin lira doğru bir hareket potansiyeli var bu bölgenin içinde kaldıkça. Ama aşağıda 21 evli günlük ortalamalar senin de gördüğün gibi 3500'ler civarında 3500'lerin altında 3400'de önemli bir Yata eşik buraları geçmedikçe ve maksimum 200 günlük ortalamanın ve kanalın alt çizgisinin geldiği 3200'leri 3200 geçmedikçe S&P'de her hareket düzeltme olarak kalacak. Ama takdir edersin 400 puanlık bir düzeltme de ciddi bir düzeltme evet. olur. %10'luk düzeltme onun için çok önemli bir dönemdeyiz. Özellikle FED toplantısı biliyorsun 15-16'sı gibi o döneme kadar hareketler ve ondan sonraki hareketler 2021'lik dönemi için de önemli olacak. Burası ise genelde borsalar iyi oluyor. Amiral Borsa'da hedef 3850 4000'ler ama 3650 altında 3400 3500 21 50 günlük ortalamaları barındıran bölgeye çok dikkat etmeliyiz. Orayı stop olarak mı kullanmak lazım? Bence öyle. Yani şu 200 günlük ortalamaları beklemeden en kısa ve orta vadeli işlemciler için ama en uzun vadeli işlemcilerin de stopu bence burada olmalı. Evet, e, bir de DAX endeksine bakalım. Lütfen. Avrupa tarafı Gelişenler olarak. için de önemli bir endeks biliyorsunuz. Evet, DAX e, o da son bir ayda yine yukarı hareket eden endekslerden biriydi ama şuradaki teknik eşik e, onun üzerine kalıcılık sağlamadı gibi. Bir türlü, de haftalardır konuştuğumuz evet. o 13.300-13.500'ler gibi, hani tek çizgiyle gözüküyor ama orası bir kısa alan, çift çizgi çekmek lazım aslında, hı hı. E, o bölgeye geçemiyoruz. Şu an neyi fiyatlıyoruz? Avrupa Merkez Bankası'nın aynı FED gibi en az Goldman Sachs'ın dediği gibi 300-400 milyar euroluk yeni bir tahvil alımı. Ne dedi İtalya? Ya benim borçlarımı öteleyin. Hatta bir miktarını silin. Niye bunu söyledi? Olmayacağını biliyor ama en azından Avrupa Merkez Bankası tahvil alımına devam etsin. İtalya'nın tahvillerini almaya devam etsin. Bu direkt söylenmemiş ama o sözün arkasında gizlenmiş bir söz. Onun için Avrupa Merkez Bankası'na dair beklentiler fiyatlanıyor. Şimdilik Euro-Dolar paritesinde işler terste gidiyor çünkü dolar endeksi farklı bir yerde. Ama e, teşvik beklentilerinin desteklediği DAX'ın 13.300 üzerindeki performansı ve 13.500'ü 13 geçip tüm zamanların rekoru olan 13.800'ler ve üzerine gitme performans potansiyeli önümüzdeki dönem hem Avrupa borsaları için hem de gelişen piyasalar için bence önemli olacak. Çünkü... Biliyorsun DAX'ta bir kırılma yaşadık. O konuda da seninle uyarıcı olmuştuk. DAX'a dikkat demiştik. DAX geldi 200 günlük ortalamayı da o dönemde kırdı. Fakat ihlal olarak kaldı. Hızlı bir dönüş. Bu hızlı dönüşü sağlayan yine para beklentileri ve paranın gücü. Avrupa'da değişen bir şey yok. Hatta pandeminin merkezi durumundalar bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Onun için DAX'ta 13.000'e de çok dikkat. 13.000'de binde 21-50 günlük ortalamalar birbirine yaklaşarak park etti. 13 binin altına sarkarsa 13.300, 13.500 geçirmeden 200 günlük ortalama ve altında 12 binler, 11 bin satış demek hem Avrupa borsaları için hem de gelişenler için hazır gelişenlere doğru bir bir buçuk aydır bir para girişi var. Bizim piyasalar da bundan birkaç haftadır nasibini alıyor önemli bir şekilde. Onun için yani Dax'ın en azından yukarı yönlü bir atak denemesi çok kıymetli olacak Aralık ayı içerisinde sevgili Uğur. Şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi euro dolar ciddi bir hareket yaptı geçen hafta. Euro yükselirken enflasyon için riskler de artıyor. Eğer euroyu durduracak bir sözlü yönlendirme yaparsa Avrupa Merkezi Bankası, Dax nasıl etkilenir sizce? Ve orada hangi teknik seviyeler söz konusu olabilir? Söz yönlendirmeden ziyade e eylemle gelmeleri gerekiyor. Yani Lagartın söz yönlendirmesiyle euro dolar patesi aşağı gelecek gibi değil. E nedir euro dolar patesinin yukarı yönünü? bu hızını kesecek olan, çünkü dolar endeksi oralarda kaldıkça e, ciddi bir teşvik paketi açıklamaları gerekiyor. Yani euro arzını arttırmaları gerekiyor ki e, euro dolar petesi aşağı gelsin. Orada bir de Brexit, hani bitmeyen hikaye hala %50-50 deniyor. Nasıl bir Brexit çıkacak bu işin içinden İngiltere ve Avrupa Birliği bilmiyorum ama hani eğer parasal teşvik sözde değil özde gelir senin dediğin gibi sözlü yönlendirmeyle de desteklenirse yani bir sene masada kalırız dediler geçen hafta. Avrupa Merkez Bankası otoriteleri. Bunu birinci ağızdan duymak isterler. Başkanın ağzından. Ama bir alım programı açıklayarak duymak isterler. Önce bir alım programı der. Arkasından da bir sene, bir buçuk sene biz masadayız pandemi bitene kadar derse 13.300, 13.500 kırılır. Yurdular partisi bir miktar aşağı gelir. Dolar endeksi istemediği halde Euro karşısında bir miktar belki değer kazanır. 13.800 ve üzeri o zaman e, kuvvetli muhtemel olur. Ama kurşunları FED ve ECB ya da ECB 2021'e saklar. Sadece sözlü yönlendirmeyle yetinirse aman dikkat. E, hani toplam büyümenin ya da dünya kapitalizasyonunun e, bulunduğu noktayla borsaların değeri arasındaki korelasyona baktığımızda ciddi bir e, şirketlere bağlı değerleme var bu değerleme e, mevcut dünyanın büyümesini ya da GDP'sini destekliyor mu tartışılan bir soru bu. Onun için ciddi bir şekilde borsalar primli aslında. Temel hikayeden uzaklaştılar. Onun için olası düzeltme adımlarına karşı da dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Tamam, gelişenler ucuz. Ama gelişenlerdeki hikayenin devamı için de S&P gibi, DAX gibi major grafiklerin masada Kuvvetli bir şekilde kalması ya da en azından yatay bir piyasa içinde güçlerini korumaları, yükseliş potansiyellerini korumaları gerekiyor. Oradaki düzeltmeler gelişenlere de ilk etapta etki eder, sonradan tekrar fiyatlamalar devam eder. Diye yani 200 günlük üzerinde tutunacak ki gelişen ülkelerde risk daha devam etsin. Bravo. Dolar endeksine bakalım. Orada da düşüş devam ediyor. 91'in altına sarktı. Haftaya ya yatay başladı ama Sen de şu grafiği hani 3 hafta önce konuşmuştuk. Virüs tepesi. Evet. Sonra virüs sonrası gördüğümüz 91-70'lerdeki dibi bir e, Fibonacci düzeltme seviyesi olarak baz almıştık. Oranın altına sarkma önemli demiştik. Bir de tren çizgisi vardı. Bu trenin üzerinde kalamayan, 21 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olmayan bir dolar endeksi. En sonunda şu bölgeyi kırdı. Yani 91-70'ler önemli değil. Çünkü 92,5 hem yatay bir eşik özellikle de koydum. Biliyorsun 200 aylık ortalama orası aynı zamanda üstsel. Yani 92,5 geçilmedikçe artık. Önce 91,70 var ama 92,5 geçilmedikçe hedef 90. Klasik 90. Sonra Fibonacci seviyesi olan %127.8 seviyesi 88 50'ler. Buralar artık topa girdi. Tabii burada Fed ve ECB'nin karşılıklı birbirle durumları da söz konusu. ABD tarafındaki e, gelişmeler, ABD-Çin gerginliği, yani birçok major değişken var ama Dolar endeksinin bu bölgede kalması kimin için iyi? Gelişen piyasalar için iyi. Kimin için iyi? Amerika Birleşik Devletleri için iyi. Kimin için iyi? Borsalar için aslında genel anlamda iyi. Yalnız yine de biz şu 92 buça dikkat çekelim. Çünkü onun üzerinde 94-95'lere gitme potansiyeli var. Arada ciddi bir boşluk var. Günlük bir grafik neticede bu evet. haftalık ya da aylık bir grafik değil. Hedefimiz 90 demiştik seninle uzun bir süredir. Zaten Hatırlarsın seçim sonrası birçok kurum dolar endeksi aşağı bekliyordu, haklı çıktılar. Ee, 90'lara dokunur, 88'lere dokunursa daha da iyi bir gelişen e, piyasa endeksi göreceğiz muhtemelen. Gelişen piyasalara para girişinin hızlandığını da göreceğiz. Dolarizasyon baskısının azaldığını, bizim gibi merkez bankalarının gelişen piyasalar içerisinde manevralarını kazandığını göreceğiz ama beni düşündüren birkaç konu var. Hani o işte aşının performansı, ABD Çin gerginliği, Trump görevi derene kadar ki süreç, senatoda o iki oy. Yani 50 50 mi gidecekler yoksa Cumhuriyetçiler senatodaki o üstünlüklerini koruyacaklar mı? Bunlar hala seçim sonrası kalan dinamikler. 92 50 kırılmadıkça 91 70 öncesi olarak 92 70 yani şu alçalan üzerinde üzerine çıkalmadıkça 90 88 50 hedefli bir dolar endeksi masadadır ama yukarı yönlü tepkilere, olası tepkilere çünkü indikatörleri koymuyorum ben. Hı hı. Onu sen güzel yapıyorsun. Ben evde bakıyorum genelde 6-7 indikatörü farklı kullanarak. Daha sade bir resim burada. Aynen öyle. Ee, oradaki gördüğüm manzara biraz aşırı satım var. O aşırı satımdan yukarı yönlü tepkiler gelebilir diyor. Biraz temkinli iyimserlikle ilerlemekte fayda var. İşte o tepki yükselişi gelirse şuradaki 91.7 ve 21 günlük ortalama oraya geçmediği sürece bir alarm durumu yok. olmasına gerek yok değil mi? Aynen Onun öyle. Bir olarak, Birinci yıl sinyal o. İkinci önemli sinyal de 92. 92 o, da o 200, da 200 aylık o. Evet. ortalama. Şimdi altına bakalım. 1764'ü gördü. Geçen hafta hızlı biçimde 1800'ün üzerine toparladı. Aslında ETF'lerden hala fon çıkışı var görünüyor ama o var düzeltme var. bitti mi acaba? Böyle söyleyeyim güzel bir soru. Ee, belki de e, herkesin cevabını aradığı son dönem altın yatırımcısının cevabını aradığı en önemli soru. Bitti demek için e, bizim bunu grafiklerde teyidini görmemiz lazım. Şimdi şu grafik önemli. Hani birçok grafikte bakıyoruz seninle ama ben bu grafik üzerinden uzun bir süre gideceğim. Neden? Şu 2080'leri gördükten sonra şu aşağı yönlü e, alçalan gelen, tepeler var. Aynen öyle alçalan tepeler. Bir kere ihlal ettik ve şu daralan üçgenden aşağıda kırmış durumdayız. Demek ki şu bölge geçilmedikçe sevgili e, Uğur e, bu çok önemli ortalamanın da içinde bulunduğu Yani 50 günlük ortalama. Zaten 1850 1865'i biz hep önemsiyorduk. Evet. 1850 1875 1900 buraya bir yatay çizgi de koyabiliriz. Bu bölge geçilmedikçe bir kere düzeltme bitti diyemeyiz teknik olarak. Ve şu Yatay buraya bir nokta koymalıyız. Çünkü burası da ihlal edildiği bölge. 1950'ler oraya kadar bir gitmişti. Şuranın içine girip 1950'lerin üzerinde 2000 üzerinde çıkacak kuvveti kazanması lazım. Yani iki tane aşamalı bir e, teknik görünüm var. Düzeltmenin bittiğini görmek için. Ama altında hareket bitti mi? Trend bitti mi? Hayır. Bu bir düzeltme kalıbı. Bir kere onun altını çizelim. Alım fırsatı bu düzeltme kalıbı. Hep söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Yani altını masadan indirecek birkaç sene gündemden çıkaracak herhangi bir şey yok. Yani aşı baskısı var fiyatlarda pandeminin arkada ama pandeminin köpürttüğü bir fiyatlamanın geri alınması zaten yapılıyor. Ama riskler bitti mi? Büyüme riskleri bitti mi? Artan borcun ödenme riskleri bitti mi? Pandemi hemen bugünden yarına bitmeyecek. En erken normalleşme bir sene sonra deniyor. E demek ki büyüme problemi olan dünyada sorun daha çok küresel iklim değişikleri, tarım fiyatlarını görüyorsun, Emtia tarafında e, su problemleri şimdi yavaş yavaş konuşuluyor vesaire. İSİB ile FED'i de hatta ekleyebiliriz. Aynen yani. öyle. Hepsini bir araya koyduğumuzda hikaye çok büyük. 200 günlük ortalamamızda 1800'ler civarında üstsel olarak sevgili e, Uğur. Oranın altında bir 1760'lara vurduk. 50 haftalık ortalamadır orası. Yani oraya da aslında bir yatay çizgi Hı -hı. koymak lazım. 1760-1800. Burası da önemli bir Fibo seviyesi 1720. O hareketin. Ee, düzeltme seviyesi hangi hareketin 1920'den e, aşağı yönlü 1050 hareketinin düzeltme seviyesi olarak Hı. görebiliriz. Tam orada oradan aldığımı düşünüyorum. Muhtemelen 1160'lardan evet. aldım. 1160 sıfır Kırılma bölgesiydi. Şimdi orası da 1720. Yani düzeltmelerin devamında şu bölge, Dünya Bankası'nın de verdiği raporda vardı. 1720-1800 ya da aşağıda 1620'lere kadar bir potansiyel barındırıyor hala. Bunların hepsinin bitmesi ve düzeltmenin bitmesi için 1850-1875 hatta 1900'lerinde kalıcılık 1950-2000 üzerine geçme altında yeni bir yukarı tepe ihtimali. Hangi hikayeli olur? Dilemiyorum ve beklemiyorum. Aşıda problem olursa. Aşı dağılımında veya aşı kullanımı sonrası oluşan haber akışında ya da e, işte FED'in veya ICB'nin veya parasal teşviklerin biraz ötelendiği bir ortam oluşursa. Ha şunu da ekleyelim. MTA gömleğini de giyebilir her an altın. Bak platin grafiklerine. Evet. Haftaya koyalım hatta istiyorsan. Hı. Bir platin koyalım, bir gümüş koyalım ekstradan. Bakır'da da ciddi bir, Bakır bir vardı. Yani o hareketlere bağlı olarak MTA gömleğini de giyebilir her an e, altın. Hazır dolar endeksle düşmüşken evet. şimdilik beraber düşüyorlar. Beraber çıktılar, beraber düşüyorlar ama o korelasyon çok nadir görülen bir korelasyon. Bu virüs senesine, pandemi süresine dahil bir korelasyon. Onun için hani altında işler bitmedi, alım için fırsat. Bunun gram altına yansımaları da zaten 450'ye yakın bir gram altın fiyatlamasını masaya getirdi. Dolar TL'deki geri çekilmelere de bağlı olarak. Petrole de bakalım. Orada da OPEC'in kararı vardı. Ocak ayında 500 bin varil arttırma kararı aldılar. Böylece günlük kısıntı 7.7 milyon varil değil 7.2 milyon varile düşecek. Şimdi bu kararla birlikte arz talep denklemi nasıl etkilenir ve fiyatlamalara nasıl etkileyecek acaba? Yani tabii ki çok net arz talep dengesi normalleşmeden, pandemi geride bırakılmadan, büyüme yani dünyaya geri gelmeden aslında ana başlık. Petrolde kalıcı hareketlerden bahsedemiyoruz. Kısıntı olmasa bu fiyatlar nerede olur? Evet. Yani e, bir de onu düşünmek lazım. Hatta bir toplanamadılar falan. Bir geri geldi petrol. Ama hani Suudi Arabistan işte bütçesini 50 dolara göre yaptı dendi. Birçok haber başlığı var. Rusya düşmesine pek kolayına izin vermez. ABD de pek istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri de pek istemiyor. Herkesin konsensus olduğu bir alan var. Benim grafiklerde gördüğüm temel olarak. 35 dolarla 55 dolar arasında bir bölgede Petrol fiyatlarının bir dönem kalması. 120 haftalık ortalamalarda yaklaşık 50-51'lere kadar geldi. Burada 46 dolar önemli bir eşiğimiz. Önemli bir ortalamamız da 44 dolarlardan geçiyor. Oraları kırsa bile 40 veya 35 dolar seninle hep belirttiğimiz bandın altına gelmesini de istemiyorlar. İstemiyorlar çünkü virüsten sonra en büyük şoku neyle yaşadık biz? Petrolde yaşadık. Amerikan ham petrolü 5 dolara. Brent petrol 15 dolara gelirken vadelilerde 40 gibi fiyatları gördük. Bir daha ortamın oluşmaması için denge fiyatı. Bu aslında arz edenler için de, talep edenler için de en uygun sürdürülebilir fiyat aralığı. Ha 55 doların üzerine taşmalar bizi 60-65'lere kadar götürecek olsa bile bunlar hepsi sadece tepki veya grafiklerdeki trade edenlerin o yönü kullanmaları şeklinde olur. Kalıcı fiyatlamalar e, için daha çok erken ama en azından şu bant içinde belirttiğim gibi 55 dolarla 35 dolar arasında petrolü tutmak bile çok kıymetli. Şu an onu yapıyorlar zaten sevgili Uğur. İç bakalım. Borsa İstanbul'a geçeceğiz. Ki. Önce bir dolar bazlı bakalım sizin grafiğiniz. Orada bir 2 sent hedefi hala güncel herhalde. Hep tabii. Ee, ki. ki şu döndüğü yerler 1.2 sent. Son 12 yıldır hep oradan dönüyor. 1.2 sent, 1.3 sent, 2008'den beri. Öyle. Yine güzel bir yerden döndü. Bir hikaye de var e, 2 sent hedefi daha yukarısı olur mu? Öyle sorayım size. Güzel soru. yani 2013'te 5.08 ya 5 sent. Yani Bunu 3 defa gördük bu arada biz biliyorsunuz. Evet. Yani bir kere de görmedik. Tabii 2008-2013 yani 2014'teki düzeltme sürecinin başladığınmasına kadar, Bernanke'nin başladığı sürece kadar 5 biz 3 defa test ettik. Ama o dönem gelişen piyasa için bambaşka bir dönemdi. Türkiye'nin hikayesi de bambaşka. Çifhaneli büyüme rakamları vesaire vardı hatırlarsın. Onun için o dönemden bu döneme gelinen nokta Borsa İstanbul'un aslında ne kadar büyük potansiyeli olduğunu gösteriyor. Tabii şu geri gelişte doların yukarı yönlü hareketi kadar yabancı satışının 65'lerden 48'lere kadar gelip özellikle banka hisselerinde birazdan senin banka grafiğini de göreceğiz. Baskı kurması da etken. Şimdi dolar bazlı grafiklerde sınav endeksin belli bir payı olur. Tüm hisselerin belli bir payı olur. Tamam endeks TL bazlı rekola taşıdılar. Ama kim yardım etti? Seninle söylediğimiz banka hissi. Banka. banka. hisseleri 150 bine gelince endeks, 200 günlük ortalama üzerine geçince e, Borsa İstanbul'da TL bazlı rekorlarını kırabildi. Onun haricinde 1245'in üzerine sadece sanayi endeksi veya tüm hisselerle gidemiyorsunuz. Çünkü betası yüksek, BIST 30 içerisinde veya BIST 10 içinde, BIST 10 gibi bir kavram yüksek Yüksek olan e, hisselerin gitmesi gerekiyor. Şimdi bir yabancı girişi var. Bir hikaye oluşmaya başladı. Son e, dönemde özellikle büyüme verisi Merkez Bankası'nın kararlı, sıkı para politikası duruşu ve sadeleşme adımları BDDK, Hazinemaaliye Bakanlığı'nın yürüttüğü adımlar ki aslında üretim noktasında değişim rotasyonundan zaten vazgeçmedik. Türkiye'nin Disiplin dengelenmeden sonraki değişim rotasyonu daha uzun bir süre masada kalacak. Türkiye üreterek büyüyecek. Üretim içindeki yerli payı arttırarak büyüyecek. İhracatı arttırarak, ihracatın içindeki yerli payı arttırarak büyüyecek. E bunlar e, oldukça ne engel olabilir? Virüs pandemi, yeni bir dünya krizi veya e, abd Türkiye ilişkilerinde beklemiyoruz ama olası bir yaptırım süreci Biden'la beraber veya buna bazı bağlı dinamikler kur ve faiz tarafında etkili olma çünkü orada Merkez Bankası elinden geleni yapacaktır tabii ki. Bunlar olmadıkça şu seviyeler ciddi potansiyel seviyeler. Bankacılık endeksi içinde, hikayesi olan tüm büyük blue chip hisseler yavaş yavaş artık blue chip hisselere, hikayesi olan güçlü hisselere doğru bir akım bekliyorum kendi adıma. Yabancı payı 48'lerden 51'lere doğru bir hareket yaptı. O yüzde... 3 puanlık bir artış bile endeksi bir seviyeye getirdi. Bankacılık evet. endeksini bir seviyeye getirdi. %64'lerden geldi. Tabii 64 65lerden 48'lere geldi. Devamlı bir baskı var. Bankacılık endeksi de koy yan yana. Haftaya bir korelasyon grafiği Aynen. hazırla. Neredeyse aynı. Yani sattıkları hisseler çıkabildikleri hisseler belli. Türkiye hikayesi dönmeye başlarsa ki geçen hafta bununla ilgili yorumlar da vardı. Uluslararası Finans Enstitüsü vesaire bazı raporlarda JP Morgan'ın işte bankacılıkla ilgili beklentilerinde artık yukarı yönlü revizeler başladı bu önemli. Ben hani bir buçuk sent altına kaymadıkça tekrar bir buçuk altında çünkü bir 1.30'lar bir gündeme geliyor. 1.80 ara 1.70'lerdeyiz. 1.85 şu ara eşiği de geçince 2 centin hedef olduğunu. Ama asıl bölgenin 2-2.5 sent olduğunu düşünüyorum. Tamam biz e, iki buçuk cent üzerinde üç, iki defa test ettiğimiz hani 3.3 centler de var. Biz oraları gördük ama oraları görmek için biraz e, bayağı pozitif bir şeylerin gelişmesi gerekiyor ama şu iki cent iki buçuk cent bandı bile önemli bir potansiyel sevgili Uğur. Niye? Dolar TL'yi 8 bazal, 2 iki cent 160 bine denk geliyor. Evet ondan sonra 2.2 sente gittiğini düşün. 175 bin endeks demek oluyor. Bugünden yarına değil. Biz 3, 6, maksimum 1 senelik periyottaki bir hikayeden bahsediyoruz. Onun için borsa hep gündemde kalacaktır. Yeter ki dediğim gibi virüs veya başka bir sebeple global bir kriz oluşmasın ve kendi dinamiklerimize bağlı bir değişim olmasın. Bu olmadıkça özellikle hikayesi olan banka hisseleri başta olmak üzere ucuz kalmış hisselerde alınacak pozisyonlar Önümüzdeki dönem getiri noktasında e, iyi e, alternatif değerlemeler sunuyor bize imkan olarak. Onun altını çizelim. Dolar bazlı endekse bize bunu gösteriyor zaten. Zaten yabancı da bu seviyelerden banka hisselerine maliyetleniyorsa bir beklentisi vardır gelecek adına. Tabii ki. Yani nominal getir üzerinden bakar ya yani doları kaçtan bozuyor? Gelip borsayı kaçtan satın alıyor? Evet. Dolar o sırada belli bir sürdürülebilir dengedeyken borsa İstanbul'u kaçta hedefliyor? O dönemde elde ettiği kar noktasına doları kaçta hedefliyor? Bütün bunların aritmetiği, matematiği yabancı yatırımcı tarafında hikayedeki riskleri de bir dönem bertaraf ettiğimizi düşünürsek yabancı için ciddi bir imkan, yerli yatırımcı için de imkan. Zaten ciddi bir sayıda biz yerli yatırımcı gördük ama şuradan bir kez daha uyaralım. Yani yüksek primli hisseler yerine. Yavaş yavaş artık prim yapmamış hisselere doğru geçiş rasyonel olacaktır diye düşünüyorum kendi adıma. Prim yapmamış hisselere geçmek rasyonel dediniz. Bir de aslında global yatırımcılar için prim yapmamış gelişen ülke piyasaları da aslında değil mi? Mesela Aynı bakış MSCI, MSYM Endeks'e göre %20-25 negatif harçtı. E, Aynen borsan. öyle. Şimdi TL bazlı bakalım. Lütfen. Ee, Biz düzde. O grafiği rica edeyim arkadaşlar. Evet 1351 rekordan sonra bir ya, geçen hafta sindirme soğuklama desek. Sen evet eridir değil mi? Aşağıda 21.50 günlük 1290 1235 Dalalan da üçgen mi? grafini değiştirmişsin. Farklı evet. bir grafikte Kırdı bu çünkü hafta. o üçgeni evet. kırdı. Potansiyel koymuş Evet, yukarıya doğru. doğru. Aslında evet. dolar bazlı 2.2 seviyeleriyle uyumlu. Uyumlu değil uyumlu. mi? Pivot 8 aldığınızda. Evet. E, o potansiyel var. Şimdilik sindirme soluklanma mı demek lazım? kesinlikle sindirme soluklanma ben o tabiri sık kullanırım aynı şekilde eee düzeltmenin yalnız bittiğini görmek için bir 1350 üzerinde kapanışların gelmesi ve senin şurada nereyi gösteriyor bilmiyorum. Bende arada bir 1425 var yalnız. Hı hı. Önemli bir eşik. 1425'i geçersek 1500-1600'lere doğru bir hareket kabiliyeti, potansiyeli. Fakat hani önemli bir hafta, her hafta önemli aralık ayı içerisinde bir de yıl sonu rallilere alıştık da Gelişen piyasalar için şu an her şey cazip. Yabancı yatırımcı ilgisi de var. Fakat beni düşündüren işte gelişen piyasalardaki performans. Ola ki satışlar gelirse hani e, en kısa vadeli 10 günlük sanıyorum. Evet, 10 ve 21 23. günlük altında gelişmelerde 50 günlük ortamın içinde bulunduğu şu 1200-1250 bandı çok önemli. Burasının çalışması çünkü bak geldiğimizde hep döndüğümüz yer burası sevgili evet. Şuranın içinde konsolide olmak aşağı yönlü hareketlerde çok önemli olacak en altta da 200, 200 günlük ortalama ve yükseliş. şu yeşille belirttiğin önemli çizgi 1150'leri hatta biz onu 1100 1150 bandı diyelim. Tamam aşağıda 1060 var ama şu, şu 1200 1250 ve 1150 1100 bandı sıralı desteklerdir. Buralar kırılmadıkça trend bitmez. Ama en azından şu 1200 1250 hatta 1300'ler üzerinde karşılayabiliyorsak 1300'lerin üzerinde 1405 ve senin o kırmızı noktayla orada belirtiyordur. Evet o 1500-1600 gibi, gibi, çok daha yüksek seviyeler. Yani 2 sen. Evet. Pivot değer 8 kabul ediyorsak dolar TL'yi oraya doğru götürebilecek bir endeks. Bana göre orada da şurada tabii MSCD, indikatörünü de yorumlamak lazım. MSCD bir sat ha. verdi o yüzden koydum. Aslında şu son Optimize hafta, ettim yoksa direkt yo, normal yok, devam kullandım. edebiliriz. E, şu son haftadaki fiyatlamayı baz almazsak aslında hareketli ortalamalardan epey uzaklaşmıştı değil mi? Hani, aynen. E, şimdi MACD'den de bir yorgunluk sinyali geldi. Aynen ortalamalara gelmedi zaten. Devamlı ortalamalardan kopuk gidersek bu e, hareket çok daha sert düzeltme ihtimalini biriktiriyor. Potansiyel. Bu sağlıklı bir hareket olur. Yeter ki şu e, 10-21 arasında kalsın Kırsa bile 50 günlükten toparlanır. Ama 200 günlüğe e, doğru gitmek biraz derinleştirir. Düzeltmede e, biraz daha derin düzeltme haline getirir. Yani MICD yani Makt bizim kullandığımız evet, tabirle. E, orada o 12 -26. optimizasyon yaptı mı normal kullanım Normal klasik kullanım 12-26. bir yorulma var gibi sanki değil mi? Evet. E, ama farklı indikatörlerle beraber kullandığımızda bir de şu bölgeye baktığımızda. Evet. Şöyle bir hareketin. Aşırı alım bölgesinde uzun süre devam edebildiğini gösteriyor. Hı hı. Ama aynı hareket bak kalıp olarak farkındaysan evet. şu hareketten sonra yapılmış yani düzeltmeye karşı da biraz temkinli olmak lazım gibi sanki yalın bakalım duygusuz bakalım yukarıyı hep istiyoruz ama 1350 geçilmedikçe düzeltmeye karşı temkinli olmak lazım. Bir de bankacılık endeksine TL bazlı bakalım son grafemiz ee, hızlıca burada da. Yani pandemi dönemindeki fiyatlamanın %61.8 geri dönüşünden bir satış Tam geldi. Tam oraya nokta atışı. Oradan döndü. Benim de beklediğim yerde. Sen de yayınlarda söylüyorduk. Grafin de çok güzel. Ben de farklı grafiklerle takip ediyorum. Hani şu 1520-1570 yata eşik geçilirse başka bir hikaye başlıyor Türkiye için. Özellikle borsa tarafında. Hemen endeks hem bankacılık hisseleri için. Ama... Orası geçinilmediği şey 1400 üzerinde kalıcılık. Muhtemelen e, 21 günlük mü bu? 50 günlük mü? 21 günlük, mavi 50 günlük. Yani mavi 50 günlük. Yani evet. 1400'ler civarındaki önce tutunma benim için önemli bir kanal çizgisi orası evet. kendi grafiklerinde. Aşağıda da şu bölge 21-50 günlüğün beraber kesiştiği 1270-1350 bankacılık endeksine sınır. Çünkü daha önce bak 200 günlük ortalamayı kırdıktan sonra birkaç defa 200 günlük ortalamayı kırmak için mücadele ettik. En son Merkez Bankası'nın adımları sonrası son ilk Merkez Bankası kararıyla buraya geldik. İkinci Merkez Bankası kararıyla orayı kırdık. Realize olan potansiyel ikinci Merkez Bankası kararıyla oluştu. Şimdi oraya dönmeden 1400 maksimum 1300 1350 üzerinde tutunarak yukarı 1520 1570'i geçebilme potansiyeli biriktirmek gerekiyor. Bunun içinde yerli yatırımcının desteğinden ziyade o da önemli ama yabancı yatırımcının algısının pozitif yönde devamı onu anlamak için ne major tarihler önemli tarihler biri FED biri Avrupa Merkez Bankası bir de bizim hafta içinde izleyeceğimiz Avrupa Birliği'nin bize dair görüşmeleri oradan ne çıkacak nasıl fiyatlanacak dolar ve tahvil tarafından nasıl etki görecek 24'ünde de bizim merkez bankamız var. Özetle bütün grafikler üzerinden anlatmaya çalıştık. Bulunduğumuz ay önemli bir ay. Temkinli imsallik içerisinde stoplara riayet ederek potansiyel direnç hedeflerine, geçilme gücüne konsantre olarak izleyeceğimiz bir döneme girdik. İzleyicilerimizle beraber seninle. 2020 çok sürprizlerle geçen bir yıldı. Son ayındayız. Bakalım neler göreceğiz. 2021 ha. umarım pozitif sürprizlerle gelir. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ederiz. Şükür. Hafta inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Evet, analize burada nokta koyuyoruz ama birazdan MT notlarında ben tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.